Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş, yine değerli misafirlerimizle stüdyomuzdayız. Bu akşam da iki hanımefendiyle, iki beyefendiyle sorularımızı cevaplayacağız. Bu yolculukta siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi Ben Bilirim başlasın, başvuru videolarıyla. Merhaba, Sultan Ergül ben. 48 yaşındayım, İstanbul'da ikamet ediyorum. İki kız çocuğum var, emekli oldum. Yarışmanızı heyecanla izliyorum ve katılmak için çok büyük arzu duyuyorum. İsmim Songül Elçi, Diyarbakırlıyım, 56 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Mesleğim makyözüm, hala çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Herkese merhaba. Ben Yücel Özkan, 41 yaşındayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Özel bir şirkette medikal muhasebeyle çalışmaktayım. Yarışmayı yıllardır severek takip ediyoruz. Uzun zamandır da çocuklarımla beraber takip ediyorum. Onların ısrarı üzerine başvurdum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhabalar, Bilal Çelik Demir, 41 yaşındayım. İstanbul Sancaktepe'de ikamet etmekteyim. Özel sektörde mağaza müdürü olarak görev yapmaktayım. Yarışmanızı her gün eşimle beraber ilgiyle takip etmekteyiz. İleride güzel bir anı ve heyecanı orada yaşamak için başvuruda bulundum. Yarışmaya katılacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört değerli misafirimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşamki kura çekiminde ilk iki masamıza hanımefendiler, 3 ve 4'e beyefendiler düşmüş. 1 numaralı masamızda Sultan Hanım'ı ağırlıyoruz. 2 numaralı masamızda Songül Hanım'la yarışacağız. 3 numaralı misafirimiz Yücel Bey ve 4 numarada da Bilal Bey var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız Sultan Hanım? Heyecanlı. Heyecanlı ama evet, güzel bir antrenman süreci geçirdik az önce. Evet, epey heyecanlıyım. Güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Hepimizin keyif almasını diliyorum. Başarılar bütün arkadaşlara. Ben de size başarılar dilerim. Teşekkür Umarım ederim. Keyifli bir anı olur sizin adınıza. Umarım. Sultan Hanım, başarılar efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Ve iki numaralı masamızda da Songül Hanım var. Hoş geldiniz Songül Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben Songül Elçi. Sizi çok sevdiğim için, yarışmayı da sevdiğim için geldim. Çok sağ olun efendim. Hayırlı olsun hepimiz için. Güzel geçer inşallah, İnşallah. Songül Hanım. Heyecan durumu nasıl? Ya heyecanlıyım. Bakalım. Aşarız birazdan diye İnşallah. Tahmin ediyorum ben de. Teşekkür ederim. Güzel geçer umarım. Tekrar başarılar Songül Hanım. Teşekkür sağ ederim. Olun. Ve beyefendilerden Yücel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Yücel Özkan, yaklaşık 19 yıldır özel bir sektörde medikal muhasebe birliğinde çalışmaktayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Keyifli bir yarışma olsun. Tadını çıkaralım hep beraber. Hadi inşallah güzel olur. Güzel misafirlerimiz de güzel bir yarış bizi bekliyordur eminim. Başarılar diliyorum Yücel Teşekkür Bey ederim. Size de efendim. Çok sağ olun. Ve 4 numaralı masamızda da Bilal Bey var. Tekrar hoş geldiniz Bilal Bey. Hoş bulduk Alper Bey. Bilal Çelik Demir, 41 yaşındayım. Özel sektörde 15 yıldır mağaza müdürü olarak çalışmaktayım. Yarışmanızı eşimle beraber keyifle her akşam izliyoruz. Güzel bir anı ve hatıra bırakmak için geldim. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Bilal Bey. Dediğiniz gibi aynı niyette stüdyomuzda buluşan 4 değerli misafirimiz var. Umarım herkes için güzel bir hatıra olur. Tekrar ayaklarınıza sağlık Bilal Bey. Bu akşam Bilal Bey'in taraftarı yok stüdyomuzda. Yücel Bey eşi ve çocuklarıyla birlikte. Tekrar biraz ayaklarınıza sağlık. Biraz kalabalık evet. Ve Songül Hanım'ı da yine stüdyomuzda eşi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz efendim. Sultan Hanım da yine bu akşam eşiyle birlikte stüdyomuzda evet. Ayaklarınıza sağlık. 4 değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Sultan Hanım'a ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Kızım Aylin'in A'sı. Aylin'in A'sı 30 puanımız var. Çalışma hayatıyla başlıyoruz. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. Süremiz başladı. Usta. Usta. Sultan Hanım seçtiği ilk harften 30 puan kazanarak başlar mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Sultan Hanım. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Songül Hanım'dayız ikinci harf için. Denizli'nin D'si. Denizli. 30 puanımızda Denizli'de var. Sorumuz müzikten geliyor. Buyursunlar. Nafile yanar elim dudağım, seni bana yar ederler mi? Sözlerinin yer aldığı Sibel Alaş şarkısıdır. Süremiz başladı. Sibel
gelmedi. Buyurun Bilal Bey. Adam. Adam. Bilal Bey de 30 puanla açılış yapacak mı görelim. Tebrikler. Size de hayırlı olsun Bilal Bey. Teşekkürler. Ve Yücel Bey'deyiz 3. harf için. Yozgat'ın Y'si. Yozgat. 40 puan kazanabiliriz. Kişi isimleri ve anlamlarından geliyor sorumuz. Mehtap, ışıklı, parıltılı, bilgisi ve görgüsü olan gibi manalara gelen kişi ismidir. Süremiz başladı. Ayten. Ayten, yetişemedik Bilal Bey. Aynur. Aynur, görelim. Olmadı. Buyurun Sultan Hanım. Ayten. Ayten oldu mu? Olmadı. Ben bilirim diyen var mı? Mehtap, ışıklı, parıltılı, bilgisi ve görgüsü olan Sultan Hanım. Aylin. Aylin'le gelir mi 40 puan görüyoruz. Yine olmadı. Kutularımızdan birini açalım. Buyurun Sultan Hanım. Ayşın. Ay. Ayşın. Ayşın oldu mu? Hayır dediler Bilal Bey. Aydın. Aydın. Doğru mu? Tebrikler. Evet, birçok isim duyduk. Bilal Bey'den gelen Aydın cevabı puan kazandırdı. Soru seçme sırası Bilal Bey'di. Eşim Esra'nın E'si. Esra Hanım'ın E'si 60 puana sahip. Kategorisi doğal yaşam alanları. Soru şöyle. Avrupa'nın sayılı doğal yaşam alanları arasında gösterilen Ormanya'nın yer aldığı ilimizdir. Süremiz başladı. Kocaeli. Kocaeli. Cevap doğruysa Bilal Bey bu akşam 100 puanı aşan ilk misafirimiz olur. Doğru mu? Kutlarız. Buyursunlar 5. harf için Sultan Hanım'dayız. İlhan'ın iyisi. İlhan'ın iyisi 40 puan kazandırabilir. Cihazlardan geliyor şu soru. İtfaiye, ambulans ve polis araçlarında bulunan tiz ses çıkaran uyarıcı cihazdır. Süremiz başladı. Siren. Siren. Sultan Hanım hanesine 40 puan daha ekler mi? Tebrikler. Songül Hanım seçecek şimdi de harfimizi. Bursa'nın B'si. Bursa. 60 puanımız var efendim. Genel kültürden geliyor sorumuz. Havada bulunan su buharı ve hafif ıslaklıktır. Süremiz başladı. Yağmur. Ya harfler... Olmadı. Buyurun Bilal Bey. Rutubet. Rutubet. Doğru mu? Tebrikler. Evet. Songül Hanım'la ulaşamadık. Sağlık olsun. Tebrik ederiz Bilal Bey'i. Şimdi Yücel Bey seçecek. Harfler geliyor. Çocuklarımın Mustafa Mehmet'in M'si. Mustafa ve Mehmet'in M'si 50 puan değeri var. Sorumuz enstrümanlardan alıyoruz efendim. Davul gibi vurmalı enstrümanları çalmakta kullanılan araçtır. Süremiz başladı. Tokmak. Tokmak. Görelim. Tebrikler. Bilal Bey'deyiz. Buyursunlar. Selanik'in S'si. Selanik'in S'si 50 puana sahip. Deyimlerden geliyor sorumuz. İletişim kurmak, görüşme yapmak anlamına gelen deyimdir. Nokta nokta geçmek. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Yücel Bey. Temasa geçmek. Temasa geçmek. Doğru mu? Kutlarız. Sultan Hanım'la gidiyoruz bir kez daha harflere. Ü harfi. Ü harfi. 50 puan daha kazanabiliriz. Bu kez oyunculardan geliyor şu soru.
Doğduğun ev kaderindir. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol almış oyuncudur. Engin nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı aradığımız oyuncuyu? Buyurun Songül Hanım. Engin Yürek. Engin Yürek oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Buyurun Yücel Bey. Olmadı. Olmadı. Peki gelmedi. Engin. Bilal Bey. Öztürk. Öztürk. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Bilal Bey 220 puanı gördü bu cevabın ardından. Aradığımız oyuncu Engin Öztürk geldi. Songül Hanım da Engin Akgüre'yi galiba düşündü. Orada evet yürekle oturtmaya çalıştı. Sağlık olsun diyelim. Ve soru seçme sırası şimdi Songül Hanım'da. U harfi. U harfi. 40 puanımız var. Müzikten gelecek sorumuz. Dünyaca ünlü sahnelerde yer alan Hollanda doğumlu piyanist ve şarkıcıdır. Nokta nokta dönmez. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bilal Bey. Tanju. Tanju dönmez. Doğru mu? Olmadı. Sultan Hanım. Karsu dönmez. Karsu dönmez. 40 puan kazandırır mı? Kutlarız. 110'a ulaştı Sultan Hanım da. Ekranımızda da aradığımız müzisyen Karsu Dönmez geldi. Ve sorunun sahibi şimdi Yücel Bey. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan, 50 puanımız var. Mesleklerden alıyoruz. Genellikle çocuk, yaşlı ve hastalarla ilgilenmekle görevli kimsedir. Süremiz başladı. Bakıcı. Bakıcı. Görelim. Tebrikler. Bilal Bey seçiyor bir harf daha. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 40 puana sahip. Spordan alacağız efendim. Şöyle sorulmuş. Kurallar çerçevesinde güç kullanarak rakibin sırtını yere getirme amacını taşıyan daldır. Süremiz başladı. Güreş. Güreş. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Bilal Bey 40 puan daha kazanacak mı? Görelim. Tebrikler. Evet, geride bıraktığımız sorularımızın ardından puan tablolarında durumlar nasıl bakalım. Bilal Bey 260'da lider. Yücel Bey 150 puana ulaştı ikincimiz. Sultan Hanım 110 puanda. Songül Hanım'la da birazdan güzel bir açılış yapacağız. Döndük Sultan Hanım'a. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 70 puana sahip, mecaz kategorisinden geliyor. Mecazen mutlu bir olayı yeme içme ile kutlamaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bilal Bey. Eğlenmek. Eğlenmek. Oldu mu? Hayır dediler. Mecazen mutlu bir olayı yeme içme ile kutlamak. Songül Hanım. Kutlamak. Efendim? Kutlamak. Kutlamak olmuyor ama görelim. Olmadı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Yücel Bey. Islatmak. Islatmak. Doğru mu? Tebrikler. 260'a 200 oldu liderlik yarışında son durum ve Songül Hanım için gelecek harflerimiz. I. Hangisi? I. I harfi. 30 puanımız var I harfinde. Anlam bilgisinden alıyoruz. Bir şeyin kopyası olmayan, kendisi anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Yaşayalım.
Gelmedi. Buyurun Sultan Hanım. Asıl. Asıl kopyası olmayan kendisi, doğru mu? Tebrikler. Ve Yücel Bey'deyiz. Nide'nin neyisi? Nide. 60 puanımız var Nide'mizde. Anlam bilgisinden geliyor. Bir özelliği olmayan alelade anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Sıradan. Sıradan. Bu cevapla Yücel Bey liderlik koltuğuna ortak olacak mı? Görelim. Tebrikler. Puanlar eşitlendi. 260'a 260. Bilal Bey'e döndük. Trabzon'un T'si. Trabzon 50 puana sahip. Anlam bilgisi bir kez daha karşımıza çıkacak. Alırız efendim. Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkmadır. Süremiz başladı. İtiraz. İtiraz. Görelim. Tebrikler. Bu akşam 300'ü aşan ilk misafirimiz Bilal Bey oldu. Bir kez daha tebrik ederim Bilal Bey. Son 8 soruya şimdi Sultan Hanım'la başlıyoruz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ı seçmişler Sultan Hanım. Pardon. Estağfurullah. Ö. Ö harfi. Evet. Ö demişin ö'sü. 60 puanımız var. Eşyalardan geliyor. Genellikle elde tutularak kullanmak üzere tasarlanmış bir tür çantadır. Süremiz başladı. Portföy. Portföy. Görelim. Tebrikler. Buyursunlar Songül Hanım. Rize'nin R'si. Rize'mizde de 30 puan kazanabiliriz. Bu kez ünvanlardan gelecekmiş sorumuz efendim. Kuveyt Devlet Başkanı'nın ünvanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Yücel Bey. Emir. Emir. Görelim. Tebrikler. Yücel Bey'e geçti soru seçme sırası. Yumuşak ye. Yumuşak ye 50 puan. Canlılardan alacağız bu kez. Soru şöyle. Bazı canlılardan süt almak için yapılan işleme veya balı peteklerden çıkarmaya verilen addır. Süremiz başladı. Sağmak. Sağmak. İlk turun son 5 sorusuna girerken Yücel Bey liderlik koltuğuna geçer mi? Kutlarız. Ve Bilal Bey'deyiz. Kayseri'nin K'si. Kayseri 50 puana sahip, bu kez de ticaretten alıyoruz efendim. Soru şöyle. Para altın gibi taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimsedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açalım. Buyurun Yücel Bey. Bonkör. Bonkör. Oldu mu? Hayır dediler. Sultan Hanım. Banker. 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 Bu kez oldu mu? Tebrikler. Evet, Yücel Bey'den sekti. Sultan Hanım'a gitti puan efendim. Böylece kaldı elimizde herkes için birer sorumuz. 4 sorumuz daha var. Sultan Hanım sizdeyiz. Fatsa'nın F'si. Fatsa 70 puanı var. Tiyatrodan gelecekmiş. Buyursunlar. 19. yüzyılda Rusya'daki yozlaşmayı anlatan, ülkemizde de sahnelenen Gogol eseridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız o Gogol eserini ben bilirim diyen var mı? Buyurun Yücel Bey. Sefiller. Sefiller oldu mu?
Olmadı. Sultan Hanım. Küflenme. Küflenme ile alır mıyız 70 puan? Olmadı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Yücel Bey. Müfettiş. Müfettiş. Doğru mu? Tebrikler. 390'la liderlik koltuğunda Yücel Bey, müfettiş cevabının ardından şimdi Songül Hanım'dayız. Hatay'ın H'si. Hatay. 40 puana sahip Hatay'ımız da genel kültürden geliyor. Evlilikten dolayı birbirine bağlı olan kimselere topluca verilen addır. Süremiz başladı. Hayat. 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 Hayat oldu mu? Hayır dediler Sultan Hanım. Hısım. Hısım. Doğru mu? Tebrikler. Son iki harf bu turda Yücel Bey, sizdeyiz. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale 50 puana sahip, bitkilerden geliyor sorumuz. Baklagillerden taneleri hayvan yemi olarak da kullanılan bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bilal Bey. Burçak. Burçak. Görelim. Kutlarız. Ve turun son harfi Bilal Bey'in harfi. Ordunun olsun. Ordunun olsunla ısınma turumuzu tamamlıyoruz. Sosyal medyadan gelecek sorumuz. Halk arasında yaygın olarak sosyal medya ünlülerine verilen isimdir. Süremiz başladı. Fenomen. Fenomen. Hızlı bir ilk tur geçiren Bilal Bey, turun son sorusunda lider olur mu görelim. Tebrikler. Efendim, ısınma turumuzun 24 sorusunun ardından puanlar şöyle. Bilal Bey 420 puan topladı lider. Yücel Bey hemen 30 puan gerisinde 390'la takibi sürdürüyor. Sultan Hanım 280 puana ulaştı. Songül Hanım için şöyle bir parantez açmam lazım. Ekran karşısında çok iyiymiş. Ve şu ana kadar da tahminen kaç bölüm izlemişsinizdir Songül Hanım? Epey bölüm izlemişsiniz. Başladığından beri evet, izliyorum. Neredeyse 5 yıldır bölüm izlemiş. Bence stüdyoda o ışıktır, kameradır, heyecandır, o tetikledi. Bence o heyecanı yenmek için turun hemen sonunda Songül Hanım'a özel bir alkış alalım. Güzel bir başlangıç yaparız. Evet, Songül Hanım da açılışı inşallah ikinci turumuzun başında yapacağız. Güzel bir tur olur herkes için. Peki finalde kimler yarışacak? Onu görmek için hadi birlikte ikiye geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuza başlıyoruz. Yine harf tablomuz Sultan Hanım için geliyor. Kızım Gülce'nin G'si. Gülce'nin G'si 90 puana sahip. Kategorimiz bilim. Sorumuz şöyle efendim. Coğrafyanın yeryüzündeki su kütlelerini inceleyen dalına verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Yeryüzündeki su kütlelerini inceleyen dalı. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. İkinci turumuzun ilk puanı hangi misafirimize yazılacak? Kutularımızdan biri daha açılıyor. Bir kutu daha. Son 50 puan ve 50 saniye. Bir kutu daha. Buyurun Yücel Bey. Hidrografik. Bir kez daha alabilir miyim? Hidrografik. Hidrografik oldu mu? Olmadı.
coğrafyanın yeryüzündeki su kütlelerini inceleyen dalı Sultan Hanım. Hidrografer. Hidrografer oldu mu? Olmadı Yücel Bey. Hidrografya. Bir daha alabilir miyim? Hidrografya. Hidrografya oldu mu? Son 40 puan Yücel Bey. Hidrografer. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha açılıyor. Yücel Bey. Hidrografer. Hidrografer. Hidrografer oldu mu? Olmadı Sultan Hanım. Hidrografya. Hidrografya doğru mu? Tebrikler. Yücel Bey'in ısrarı vardı. Epey mücadele etti. Fakat puan alamadık. Sultan Hanım'a gitti. Hidrografyanın puanı 310 oldu. Sultan Hanım tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ve şimdi Songül Hanım bu turdaki ilk harfini seçiyor. Buyursunlar. Hatay'ın H'si. Hatay'ımızdan 80 puan gelebilir. Bu kez de coğrafyadan alıyoruz sorumuzu. Bursa ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bilal Bey. Seydişehir. Seydişehir mi acaba aradığımız Bursa ilçesi? Olmadı. Bir kutu açılıyor. Sultan Hanım. Büyükşehir. Büyükşehir görelim. O da olmadı. Bir kutu daha. Sultan Hanım. Büyük Orhan. Büyük Orhan. Doğru mu? Tebrikler. Sultan Hanım 2'de 2 yaparak başladı efendim ikinci turumuza. Şimdi Yücel Bey seçiyor bu turdaki ilk harfini. Oğlum Ahmet'in A'sı. Ahmet'in A'sı 90 puan. Futboldan gelecek sorumuz. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen eski milli futbolcudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bilal Bey. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Doğru mu? Kutlarız. Bilal Bey liderlik koltuğunda ve 500 puanı aştı. 510'a ulaştı. Ekranımıza da geldi efendim. Aradığımız futbolcu Mehmet Topal. Sorunun sahibi Bilal Bey. Esra'nın E'si. Esra'nın E'sinde 100 puan kazanabiliriz. Müzikten geliyor bu kez. Müjde ey güzel kuşum, bahara döndü kışım sözlerinin geçtiği eserdir. Süremiz başladı. Çile bülbülüm. Çile bülbülüm. Görelim. Tebrikler. Sultan Hanım'dayız. Vesilenin V'si. Vesilenin V'si 110 puana sahip. Hukuktan alacağız Sultan Hanım. Ekranda efendim sorumuz. Rıza gösterildiğine, izin verildiğine ilişkin hukuki belgedir. Süremiz başladı. Muvaffakatname. Bir kez daha alabilir miyim? Muvaffakatname. Muvaffakatname. Görelim. Kutlarız. Bu cevap sıralamayı değiştirdi. 480 ile Sultan Hanım ikincilik koltuğuna geçti. Yücel Bey de 390 ile takibi sürdürüyor. Sorumuzu seçecek Songül Hanım. Özlem'in Ö'sü. Özlem'in Ö'sü 80 puan değeri var. Hı. Mesleklerden geliyor sorumuz. Metallerin yüksek ısıda şekillendirilmesini sağlayan kişinin geleneksel mesleğidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Sultan Hanım. Dövmecilik. Dövmecilik oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım.
Sultan Hanım. Dövümcülük. Dövümcülük görelim. Olmadı. Yücel Bey. Sövümcülük. Necülük? Sövüm. Sövümcülük oldu mu? O da olmadı. Sultan Hanım. Dövümcülük. Dövümcülük görelim. Hayır dediler. Bilal Bey. Dökümcülük. Dökümcülük. Sultan Hanım'la Yücel Bey etrafında dolaşa dolaşa sonunda Bilal Bey puanı alır mı? Tebrikler. Dövümcülük, dövümcülük, sövümcülük derken Bilal Bey 680, tebrik ederim efendim. Soru seçme sırası Yücel Bey'di. Eşim Züleyha'nın Z'si. Züleyha Hanım'ın Z'sinde 90 puan var. Bitkilerden alıyoruz. Ülkemizde yetişen, yemeklerde kullanılan oval, uzun, dip kısmı şişkin sebzedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Yücel Bey. Sakız kabağı. Sakız kabağı. Yücel Bey 400 puanı aşar mı? Kutlarız. Evet, sorunun puanı sorunun sahibine gitti ve ikincilik yarışında fark 20'ye düştü. 480'e 460'lık bir tablo var ve Bilal Bey sizdeyiz şimdi de. Yozgat'ın Y'si. Yozgat 90 puan, kategorisi tabirler, sorumuz geliyor. Azar işitmek anlamındaki bir tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Sultan Hanım. Papara yemek. Papara yemek. Görelim. Kutlarız. Liderlik yarışında fark azaldı. 110 puana düştü. 680 Bilal Bey, 570 Sultan Hanım. Sorumuzu Sultan Hanım seçecek. Bursa'nın B'si. Bursa'mızdan 190 puan kazanabiliriz. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu. Ekonomiden alıyoruz. Hissedarları arasında Türkiye'nin de bulunduğu İsviçre'deki finansal amaçlı kuruluştur. Nokta 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 bankası. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu sıralamayı değiştirebilir. Aradığımız cevap ne bankası olabilir? Kutularımızdan birini açalım. Buyurun Yücel Bey. Uluslararası Muhaberat Bankası. Uluslararası Muhaberat Bankası. 180 puan kazandırır mı? Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Sultan Hanım. Uluslararası Mutabakat Bankası. Uluslararası Mutabakat Bankası. Bu cevap Sultan Hanım'ı lider yapar mı görelim. Kutlarız. 740'la yeni liderimiz Sultan Hanım, tebrik ederim efendim. Ve sorumuzu şimdi Songül Hanım seçiyor. Rize'nin R'si. Rize 120 puana sahip, dil bilgisinden gelecek efendim sorumuz. İki veya daha çok sözcüğün yeni bir anlamla kaynaşıp kalıplaşmasıyla oluşmuş sözcüklerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sultan Hanım. Birleşik kelime. Birleşik kelime. Doğru mu? Tebrikler. Yücel Bey seçiyor yeni harfi. Nide'nin neyse. Nide 90 puan, kategorisi mecaz. Soru şöyle efendim. Mecazen bir bilginin dalga dalga yayılıp konuşulur hale gelmesini ifade eden sözdür. Süremiz başladı.
gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Mecazen bir bilginin dalga dalga yayılıp konuşulur hale gelmesini ifade eden söz için bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 60 puan Bilal Bey. Dalgalanmak. Dalgalanmak oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Bilal Bey. Çalkalanmak. Çalkalanmak bu kez oldu mu? Tebrikler. Evet, tabloda son durum. Final avantajına sahip misafirlerimiz Sultan Hanım 860, Bilal Bey 730 final avantajına sahip. Yücel Bey 460 puanla final şansını sürdürüyor. Songül Hanım açılışı yapamadı ama matematiksel olarak final şansımız devam ediyor. Hatırlatmış olalım efendim. Soru seçme sırası şimdi Bilal Bey'de. Manisa'nın M'si. Manisa 100 puana sahip, tarihten gelecek, buyursunlar. Sultan 2. Abdülhamit'ten önce tahta çıkan ve 93 gün tahta kalan padişahtır. Süremiz başladı. 5. Murat. 5. Murat. Cevap doğruysa fark 30 puana kadar düşer. Doğru mu? Tebrikler. 860'a 830 oldu. Sultan Hanım sizdeyiz. J harfi. J harfi. Final turu öncesi son 8 sorudan biri doğru yazımdan geliyor. Geçerli durum anlamındaki kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki yazımıdır. Konjonktür, 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 konjonktür. Süremiz başladı. Konjonktür. Kaçıncı sıradaki? Üçüncü. Üçüncü sıradaki konjonktür. 80 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Son 7 finale ve pes eden misafirimiz henüz yok. Songül Hanım sizde. Yok, daha pes etmedik Songül Hanım. Şansımız devam ediyor. Hangisini seçelim? Harf tablosu geliyor Songül Hanım için. Ş harfi. Ş harfi efendim. 120 puanımız var. Deyimlerden alacağız sorumuzu. Birinin ardından gitmek, o kişiyi takip etmek manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Ay. Gelmedi. Buyurun Sultan Hanım. Peşine takılmak. Peşine takılmak. Görelim. Tebrikler. Finale son 6. Buyursunlar Yücel Bey. Annem Fahriye'nin F'si. Fahriye Hanım'ın F'si 150 puana sahip. Edebiyattan alacağız. Şöyle sorulmuş. Yaşar Kemal'in Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik'ten oluşan eseridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Yaşar Kemal'in Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik'ten oluşan üçlemesi eseri. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha dediğim an Sultan Hanım. Üç Anadolu Efsanesi. Üç Anadolu Efsanesi doğru mu? Kutlarız. Evet, artık Sultan Hanım finalde, biz diğer sorularımızda rakibini arayacağız. Şu an avantaj Bilal Bey'de 830'la. Yücel Bey 460'la final şansını sürdürüyor. Bu sorunun ardından Songül Hanım'ın final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim efendim. Rica ederim. Ve son 5 harfimiz Bilal Bey sizdeyiz. Trabzon'un T'si. Trabzon 120 puan kazandırabilir. Çocuk şarkılarından gelecek sorumuz.
pırpır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı sözleri geçen çocuk şarkısıdır. Mini mini nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Bir kuş donmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu. Bilal Bey de 900 puanı aşar mı? Tebrikler. Son 4 soruya girerken ikinci finalistimiz belli değil ve başlıyoruz Sultan Hanım'la son 4'e. S harfi, Samsun'un S'si. Samsun 160 puana sahip, deyimlerden geliyor. Uyanık davranarak aldanmamak veya temkinli olmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yücel Bey. Yaş tahtaya basmamak. Yaş tahtaya basmamak. Bu cevapla Yücel Bey final şansını son 3 soruya taşır mı? Kutlarız. İkincilik yarışında son durum şöyle. 950 Bilal Bey, 620 Yücel Bey. Sorumuzu seçme sırası Songül Hanım'da. Demre'nin D'si. Demre'nin D'si, 80 puanımız var. Felsefeden gelecek efendim. Şu soru. Her şeyin alın yazısıyla önceden belirlenmiş olduğuna ve bunun değiştirilemeyeceğine inanan dünya görüşüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bilal Bey. Kadercilik. Kadercilik. Doğru mu? Kutlarız. Finale son iki harf. Bu arada son ikiye girerken Bilal Bey de 1000 puanı açtı. 1030 oldu. Yücel Bey sizdeyiz. Ürgüp'ün üsü. Ürgüp 180 puan. Tescilli lezzetlerden geliyor sorumuz. Kaymağın işlenmesiyle elde edilen dartı adlı iç malzemesiyle hazırlanan Düzce'nin tescilli hamur işidir. Nokta 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 tatlısı. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun yüksek puanlı sorularından biri daha ekranda. Özellikle liderlik yarışında fark çok az. Sadece 150 puanlık bir farkımız var. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Düzce'nin coğrafi işaret tescilli tatlısı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Sultan Hanım. Kaymaklı melengütçeyi tatlısı. Kaymaklı melengütçeyi tatlısı oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Birazdan final turunda kim bir numaralı masada, kim iki numaralı masada yarışacak onu göreceğiz. Bir kutu daha. Düzce'nin tescilli hamur işi. İlk satır ne olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Yücel Bey. Akçakoca melengütçeyi. Akçakoca melengütçeyi tatlısı doğru mu? Kutlarım. Evet, 11 saniye kala gelen cevap Yücel Bey'i 720'ye taşıdı. Bu arada görsel ekranımıza geldi Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan. Hatta şöyle aktarılmış, der ki 2017'de tescil edilmiştir. Orta Asya'dan göç ederek Akçakoca'ya yerleşen ve manav olarak adlandırılan Türklerin halen devam ettirdiği 700 yıllık geçmişe sahip bir lezzettir.
Melen Gücce'yi tatlısının adı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Melen Nehri Akçakoca ilçesinden Karadeniz'e dökülmektedir. Geçmiş dönemlerde şerbetsiz olarak tüketilen bu tatlının eski Türkçe'de güccek olarak kullanılan küçük ekmek manasına geldiği ve melen küçük ekmeği anlamına gelen Melen Gücce'yi adı verildiği rivayet edilmektedir der. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan bilgi böyleydi. Finalistlerimiz netleşti. Birazdan Sultan Hanım ve Bilal Bey son turumuzda yarışacaklar. Oraya geçmeden önceki son harfimiz de Bilal Bey'in harfi. Paris'in P'si. Kapanışı P harfiyle yapıyoruz bu turda. 160 puan atasözlerimizden geliyor. Arkadaşın kusursuzunu arayan yalnız kalır anlamındaki atasözüdür. Nokta 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 isteyen nokta nokta kalır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir Sultan Hanım. Edepsiz dost isteyen dostsuz kalır. Edepsiz dost isteyen dostsuz kalır. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Sultan Hanım. Ayıpsız dost isteyen... Ayıpsız dost isteyen... Dostsuz kalır. Dostsuz kalır. Doğru mu? Kutlarız. Evet, önce bir edepsizi denedik. Sonra Sultan Hanım dedi ki edepsiz dostla işim yok. Hemen değiştireyim. Tebrik ederiz efendim. Son puan da Sultan Hanım'a yazıldı ve finalistlerimiz. 1320 ile Sultan Hanım ve 1030 puanla Bilal Bey. Kutlarız. Ben bilirim de bu akşam son sorulara kadar şansını sürdürdü. Güzel de yarıştı Yücel Bey. 720 puanla üçüncümüz oldu. Songül Hanım'la bir türlü şeytanın bacağını kıramadık. Epey denedik. İşte ilk olsun. Turda oldu. İkinci turda olsun. Sağlık olsun diyelim. Songül Hanım'ı da ağırlamaktan ve Ben Bilirim ailesine katılmasından teşekkür çok memnun ederim. Olduk efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, birazdan final turumuz var. Heyecanlı bir final bizi bekliyor. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Yücel Bey, ne dersiniz bu akşama dair? Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir ortam gerçekten. Aile sıcaklığı var içeride. Keyif aldım yarışmaktan. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum ikisine de. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. O aile sıcaklığının bir parçası olan, bizde de aynı sıcaklığı hissettiren sizin aileniz de buradaydı. Evet. Hem üç çocuğuyla birlikte hem de eşiyle birlikte buradaydı Yücel Bey. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Ayrıca Songül Hanım'ın eşi buradaydı. Sultan Hanım'ın eşi buradaydı. Bir kez daha onlara da teşekkür ederiz. Yücel Bey ağırlamaktan çok memnun olduk. Çok sağ olun efendim. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Songül Hanım. Ne dersiniz bu akşama dair? Çok teşekkür ediyorum. Gelmek keyifliydi. Sizinle olmak daha güzeldi. Çok güzeldi. Efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Biz de ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar teşekkürler Songül Hanım. Sağ olun. O zaman biz izninizle artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var iki soruluk fark. Öndeki Sultan Hanım mı yoksa geriden gelip Bilal Bey mi bu akşamın birincisi olacak? Ben Bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim geldik final turumuza. İki soruluk avantajı var Sultan Hanım'ın. İlk kategorimizi de Bilal Bey seçecek. Hazır mısınız Bilal Bey? Hazırım Arif abi. O zaman buyursunlar. Ben Bilirim de bu akşamın final kategorileri. Tarih, canlılar, edebiyat, genel kültür ve müzik var. Hangisiyle başlayalım Bilal Bey? Müzik, Paris'in P'si. Müzik, cevapta göreceğimiz harf P harfi ve finalin ilk sorusunu alıyoruz. Antik çağdan beri kullanılan, yan yana bağlanmış ince borulardan oluşan üflemeli enstrümandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Son 20 saniye, açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Sultan Hanım. Pen flüt. Bir kez daha alabilir miyim? Pen flüt. Pen flüt. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Pen flüt oldu mu?
Olmadı. Buyurun Bilal Bey. Panflüt. Panflüt. Cevap doğruysa fark bir soruya düşer. Panflüt. Doğru mu? Tebrikler. Kalan 9 fark 1 Sultan Hanım'dayız. Müzik O. Müzik O harfi geliyor müziğin ikinci sorusu. Genellikle bir veya iki çalgı için yazılmış 3 ya da 4 bölümden oluşan müzik eseridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da bir kutu açma hakkımız var ve o kutumuz açılıyor. 20 saniye. Bilal Bey. Sonat. Sonat. Cevap doğruysa Bilal Bey final turumuzun hemen başında 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna geçer. Doğru mu? Tebrikler. Kalan 8 fark 1 ve Bilal Bey seçiyor. Genel kültür Van. Genel kültür Van şöyle sorulmuş. Buğday, mısır gibi tahılların kuru yemiş gibi yenilmek üzere ateşte döndürülerek pişirilmiş halidir. Süremiz başladı. Kavurma. Kavurma. Aradığımız cevap kavurmaysa fark bu kez 2 soruya yükselecek. Görelim. Aradığımız cevap kavurma değil mi Sultan Hanım? Kavurga. Kavurga. Aradığımız cevapsa bu kez Sultan Hanım liderlik koltuğuna geçer. Görelim. Kutlarız. Kalan 7 farksa bir soru şimdi de Sultan Hanım seçiyor. Canlılar U. Canlılar U harfi. Buyursunlar. Vücudu kıllarla kaplı, çok sayıda türü bulunan zehirli örümcektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bilal Bey. Tarantula. Tarantula. Cevap doğruysa bir kez daha lider değişir, avantaj Bilal Bey'e geçer. Doğru mu? Tebrikler. İki başarılı misafirimizin keyifli final rekabetinde kaldı 6 soru. Fark 1 soru. Bilal Bey sizdeyiz. Canlılar Zonguldak'ın Z'si. Canlıları Zonguldak'la tamamlıyoruz. Denizlerimizde yaşayan uskumrugillerden bir balık türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da açılıyor. Bilal Bey. Balyoz. Balyoz. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselecek. Doğru mu? Olmadı. Son 15 saniye ve sadece Sultan Hanım'ın buton hakkı var. Kullanmak isterse son 10'a giriyoruz. 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve Sultan Hanım da kalan hakkını kullanmamayı tercih etti. Bir balyoz geldi Bilal Bey'den. Peki aradığımız canlı hangisiymiş, hangi balıkmış görelim. Kolyozdu aradığımız cevap. Elimizdeki soru sayısı 5. Farkımız 1 soru. Sultan Hanım sizdeyiz. Genel kültür F. Genel kültür F harfi sorumuz şöyle. Kumaş, bez, dokuma gibi ürünleri alıp satan kişidir. Süremiz başladı.
Manifaturacı. Manifaturacı. Cevap doğruysa bir kez daha lider değişecek. Doğru mu görelim. Kutlarız. Kalan 4. Fark 1. Bilal Bey'deyiz. Tarih Kastamonu'nun K'si. Tarihin de ilk sorusu Kastamonu'muzdan geliyor. Tarihi önemi olan ve her yıl binlerce yürüyüş tutkununun geçtiği uluslararası üne sahip güzergahtır. Nokta nokta yolu. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda bir kutu açma hakkımız var. O kutumuz açılıyor. Nokta nokta yolu Sultan Hanım. Likya yolu. Likya yolu. Cevap doğruysa uzun bir aradan sonra iki soruluk avantaj yakalayacak Sultan Hanım. Likya yolu doğru mu? Tebrikler. Kalan 3, fark 2 ve ben bilirim de finalin kırılma noktalarından biri. Sorunun sahibi Sultan Hanım. Eğer ki cevabı verirse bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Sekerse Bilal Bey'in şansı devam edecek. Gidiyoruz kategori ekranına. Edebiyat S. Edebiyat S harfi sorusu şöyle. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük. Sözlerine sahip Nazım Hikmet şiiridir. Ne güzel şey, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Bir kutu daha. Ne güzel şey Bilal Bey. Hatırlamak seni. Ne güzel şey hatırlamak seni. Cevap doğruysa fark bir soruya düşer ve bir sonraki soruyu da görürüz. Doğru mu görelim. Kutlarız. Kalan 2, fark 1. Sorunun sahibi Bilal Bey. Cevaplarsa bu akşam son soruya kadar gideceğiz. Sekerse Sultan Hanım'ın avantajı var. Sultan Hanım bu soruda yarışı bitirebilir, birinci olabilir. Buyursunlar, bu ihtimallerle gidiyoruz kategori ekranına. Tarih Rize'nin R'si. Tarihin ikinci ve son sorusu Rize'mizden geliyor. Osmanlı Devleti'nin ilk daimi elçilik açtığı şehirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda bir kutu açma hakkımız var. Ve o kutu açılıyor. Son 15 saniye. Osmanlı Devleti'nin ilk daimi elçilik açtığı şehir için 8 saniyemiz var. Butona gitmek isterse misafirlerimiz. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve gitmedi. Hem Sultan Hanım hem Bilal Bey bu soruda butona. Bakalım hangi şehirmiş, birlikte görelim efendim. Londra'ydı aradığımız cevap. Böylece kaldı elimizde bir soru. Farkımız bir soru. Ben bilirim de şu ana kadar toplam 54 sorunun 53'ü geride kaldı ve birinciyi belirleyemedik. Çok güzel yarıştı iki misafirimiz de, hep yakın performanslarla ilerlediler. Sorunun sahibi Sultan Hanım, avantajın da sahibi. Sekerse Bilal Bey'in şansı devam ediyor. Son soruya birlikte gidiyoruz. Edebiyat ne? Edebiyat ne? Bu akşamın birincisini belirlemek için ekranımıza geliyor. Yaş 17, Bir Pırıltıdır Yaşamak adlı eserleri bulunan yazardır. İpek nokta nokta. Süremiz başladı. Ongun. İpek Ongun. Cevap doğruysa Sultan Hanım şu an zaten avantajlı.
yarışı son soruda galibiyetle tamamlar. Doğru mu? Tebrikler. Efendim böylece bu akşam da nihai tablomuz ortaya çıktı. İlk turdaki başarısı, ikinci turdaki başarısı ve finalde de yine güzel yarışarak Sultan Hanım 2120 ile bu akşamın birincisi. Bilal Bey de keza ikinci turdan itibaren artan bir grafikte yarıştı. Finalde de direndi, öne de geçti. Güzel bir yarış izlettiler. Bilal Bey de 1830 ile ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Bilal Bey, nasıldı? Gerçekten keyifliydi. Bu anı bize yaşattığınız için ileride de bir anı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarına, sizlere, iştenliğiniz, sıcaklığınız için, her şey için çok teşekkürler. Çok sağ olun Bilal Bey. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Çok başarılıydı gayet. Ben tebrik ederim. Tebrikler. Biz de ağırladığımız için çok memnun olduk. Ben Bilirim ailesine katıldığınız için çok mutlu olduk Bilal Bey. Zaten performans tartışmasız gayet iyiydi. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Ve bu akşamın birincisi Sultan Hanım. Nasıl geçti sizin adınıza Sultan Hanım? Tebrik ederim. Heyecanlı ve çok keyifli. Çok teşekkür ederiz ağırladığınız için. Gerçekten güzel bir yarışmaydı. Çok güzel bir deneyim. Eve göre nasıl buldunuz kendinizi? Böyleyim. Evde hemen hemen böyleyim. Evdeki evet, performans evet. Gibi oldu. Burada biraz heyecan var tabii. Belki de o heyecan besledi. Çünkü belki de. Hep bir önde götürdüğünüz bir yarış vardı. Evet. Sonlara doğru daha da heyecanlı hale geldi derken güzel bir yarış. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Tebrik ederim Sultan Hanım. Ekibinize ve size çok teşekkür ederiz. Sağ çok olun. Sağ olun. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Artık Sultan Hanım'ın da ödülünü takdim edelim efendim. Yine ben bilirim diyen 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda bu akşam da heyecanlı final turumuzun ardından 2120 puana ulaşan Sultan Hanım günün birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tebrik ederim. Geçmiş olsun. Tebrik ederim.